Söyle. Ne istiyorsun benden? Gözlerinde bana karşı duyduğun nefreti görebiliyorum. Ama her şeyi obamın geleceği için yaptığımı anlayacak kadar zeki olduğunu da biliyorum. Üstad Petruşo denen o alçakla, Titus denen o elikanlı katille, Kara Toygar denen soysuzla bu yüzden mi ittifak ettin? Bu şahsi bir mesele değil. İsmini zikrettiğin adamlardan en az ben de senin kadar nefret ederim. Eminim onlar da benden nefret eder. Ama ben onlara katlanıyorum. Ne için? Sadece kayıların istikbali için. İstikbaliniz Haçlılara yol gösteren tapınakçıların elindeyse, kayıların yok olması daha evladır Kurtoğlu. Lakin böyle olmadığını Ertuğrul da, ben de çok iyi biliyoruz. Bütün oyunlarını bir bir ortaya çıkaracak. Yaptıklarına pişman edecek seni. Süleyman Şah Beyliği senden geri alacak. Artık çok geç Elime Sultan. Süleyman Şah da, ailesi de, onunla birlikte sürgüne gidenler de artık yaşamıyor. Yalan söylüyorsun. Maalesef böyle olması gerekiyordu. Ama sen müşteri ol. Turgut Alp en hızlı ve acısız şekilde bu işi halletmiştir. Ertuğrul'a gelince, Ertuğrul'la Alpleri, Doğan'la Bansı o soysuz tapınakçıların eline düştü. Yalan. Yalan söylüyorsun. Şimdi beni iyi dinle Halime Sultan. Hayatta kimsen kalmadı. Kardeşin dışında. Eğer kardeşini de alıp uzaklara gitmek, yeni bir hayata başlamak istiyorsan, sana bu fırsatı vermeye hazırım. Ne istiyorsun? Arabi'nin sandığını. İbn-i Arabi bu sandığın halinden sadece ikimizin haberdar olmasına müsaade etti Ertuğrul. Sandığı asla açmayın dedi. Döndüğünde bizden geri alacakmış. Bak Halime Sultan. Eğer bana sandığın yerini söylersen, kardeşini de alıp yeni bir hayata başlarsın. Sana ilk ve son teklifim budur. Ne işi var burada? Bu kadar çabuk işi bitirip dönmesi mümkün değil. Nöbetçi, beye haber ver. Turgut Alp burada de. Emredersin beyim. Arabi'nin sandığından haberim yok benim. Yalan söylemek senin gibi güzel bir sultana hiç yakışmıyor. Sandığın yerini bildiğimi nereden çıkarırsın? Hem bu kadar önemliyse niye bana emanet etsin ki? Zaten sana değil, Ertuğrul'a emanet etti. Ama Ertuğrul yaralı olduğu için Arabi sana teslim etti emanetini. Gitmeden önce sana bir emanet bırakacağım. Ben dönmeden Ertuğrul iyileşirse ona vereceksin. Ve sakın ha içine bakmayasınız. Canı pahasına koruyacağımdan emin olun. Sizi her yerde adım adım gözlettim. Ertuğrul iyileştikten sonra gittiğiniz her yeri, attığınız her adımı bilirim. Madem attığımız her adımı bilirsin, o vakit sandığı nereye sakladığını da bilmelisin. Konuşmazsan sen de
Kardeşin de öleceksiniz. Beyim. Ne var? Turgut Alp döndü beyim. Elleri kan içindeydi. Otağda beklesin, geliyorum. Artık bana inandın ha? Hayatta hiç kimsen kalmadı. İyi düşün. Bu kardeşin de senin son şansındır. Her şeyi bilmek istiyorum. Bir fırsatını bulup bağlı oldukları iplerden kurtulmayı başardılar. Kaçmak için mücadele ettiler. Lakin... Ya Alplerim? Hepsi öldü. Alpler de. Üstadın tedbir için yolladığı tapınakçılar da öldü. Hey gidi Süleyman Şah, hey. Senin de devrin bitti ya. Tapınakçılardan kimseye bir şey bahsetme. Emrin olurum beyim.